Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Tekrar bu güzelliklerimizin yanındayız. Arkadaşlar bugün size daha önce bir yaptığım video vardı, ilaçlar ve takviyeler hakkında. Bugün size natural pickpot'u göstermek istiyorum. Bundan bahsetmiştim o videomda. Şimdi canlı bir şekilde kuşların buna nasıl tepki verdiğini arkadaşlar. Bu böyle kutunun içinden, şu kutunun içinden şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Köşesi kırılmış. Bu kiremit tasta. İçinde böyle natural pickpot. Şöyle yakından göstereyim. Hatta bakayım Türkçe yazı var mıydı bunda? Türkçe yazı yok. Bakayım. Yok ama ben buna internetten bakmıştım. İşte isteridye kabukları falan, böyle doğal taş ve mineraller var. Bakın arkadaşlar, şimdi kuşlarımıza vereceğim ve etkilerini, sonuçlarını hep beraber görelim arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar, şu poşeti tam açayım. Bir saniye arkadaşlar, hemen devam edeceğim. Evet, poşeti biraz kapalıydı arkadaşlar. Şimdi tam açtım. Arkadaşlar bakın, böyle bir saldırma şekli var mı? Yani görüyorsunuz nasıl ihtiyaçları var ki buna. Ki bu hayvanlar burada garajda yayılıyorlar arkadaşlar. Bu arada karga geldi. Kuşlar korktu. Gel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunu kuşlarımızdan mahrum etmeyelim arkadaşlar. Yani kuşlarımızı bundan mahrum etmeyelim. Yani tamam, her bütçeye uygun olmayabilir. 20 TL gibi bir fiyatı var. Ama arkadaşlar yani şu görüntüye değer arkadaşlar. Ya bunu sürekli vermeyi de biliriz. Ya ayda bir tane alalım bunlardan, kuşlarımıza verelim. Zaten bu öyle hemen de 2 dakikada da bitmiyor yani. Kuşun adetine göre değişir. Yani az kuş besleyenlere bayağı bir gider. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani gerçekten değer. Ayda bir kere, 2 ayda bir kere 20 TL fiyatı var. Aslında çok pahalı değil. Ama herkes alamayabilir yani, saygı duyarım. Yavrular için de çok faydalı arkadaşlar. Yani bu kuşlar bunu yiyorlar, yavrulara kusuyorlar. Onlar için de yani mineral ve vitamin deposu arkadaşlar bu natural pickpot. Şöyle tekrar kabını göstereyim. Bunun Türkçe açıklamasını Google'a yazıp görebilirsiniz arkadaşlar. Natural pickpot diye yazın. Orada Türkçe bunun içeriği, açıklaması, neye faydalı olduğu, ne kadar verilmesi gerektiği falan her şeyi yazıyor. Bu da Belçika ürünüydü yanılmıyorsam. Ya Belçika ya Hollanda. İkisinden biri. Çok harika bir ürün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, hala bırakmadılar. Yani şey sanmasın kimse arkadaşlar. Genç kardeşlerimiz hani kuşlar aç ondan yiyor falan sanabilirler. Öyle bir durum yok arkadaşlar, yani açlıktan değil. Bunu böyle çok ihtiyaçları olduğu için ve sevdikleri için bu şekilde saldırıyorlar şu anda arkadaşlar. Bu yem de değil zaten. Yani görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu ürünü herkes bilmiyor olabilir. Yani herkes bilsin. Hatta şunları da içeri süreyim. Bunlar hep yavrular. Bakalım onlar yiyecek mi? Nasıl bir tepki verecekler? Anaçlar, eke kuşlar. Oo, suluğun kabı da bu tarafa geliyor. Heh, durdu. Durmadı. Bir saniye. Tam suluğu değiştiriyordum. Pickpot'u vermek aklıma geldi. Ben balkondaki kuşlarımın önünden hiç eksik etmiyorum arkadaşlar onu. Çünkü balkondakiler hiç yayılamıyor. Yani buradakilerin bile nasıl saldırdığını gördünüz arkadaşlar. Ki buradakiler bu gördüğünüz alanda taş, toprak, yeşillik, kum, her şeyi bulabildikleri halde arkadaşlar bakın nasıl saldırdılar. Yavrular tabi şu an şaşkın şaşkın bakıyorlar. Bunlar ne yiyor diye merak ediyorlar. Onlar da yer tanışırlar arkadaşlar. Onlar da mutlaka yiyecektir. Öntepe susam yavru da yiyor zaten şu öndeki. Arkadaşlar bu tarz takviyeler önemli. Bu doğal bir takviyedir. Yani kuşlarımızı doğal takviyelerden mahrum etmeyelim arkadaşlar.
Yani sularına işte sarımsak katabiliriz, limon sıkabiliriz. Yani az derecede içebilecekleri kıvamda. Limon, sarımsak, bazı günler az bir sirke katabiliriz. Bu takviyeler önemlidir arkadaşlar. Önemli olan bizim kuşlarımızı hasta etmemek. Kuşlarımız hasta olduktan sonra arkadaşlar tedavi etmesi gerçekten çok zor. Artı o ilaçtır, bu ilaçtır, bir sürü masrafa girmek gerekiyor. Yani hastalıktan sonrası zor arkadaşlar. Bir de bunlar hani bağışıklıkları çok güçlü olmayan hayvanlar, zayıf hayvanlar, böyle yabaniler gibi değiller. Hastalıklara yakalandıkları anda çok zor yani kurtarmak. Hele bu salmonella, E. coli gibi hastalıklar çok 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 zor arkadaşlar. Yani %90 oranında öldürüyor hayvanları. Bu iç çiçek, kursak mantarı, onlar da biraz sıkıntılı hastalıklar arkadaşlar. Onların yine tedavisi yapılabiliyor. Salmonella, E. coli gibi değil. Onların yine tedavileri yapılabiliyor ama onlar da zor arkadaşlar. Yani hayvanlara etki bırakıyorlar. Yani nefes darlığı gibi etkiler bırakıyorlar. Hayvanlar eski güçlerinde olmuyor açıkçası. Bakın arkadaşlar, hala nasıl yediklerini görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir şey. Ben bunu kullandığım halde ben bile şaşırıyorum yani. Bunu bu kadar nasıl sevebiliyorlar arkadaşlar? Ben anlamıyorum. Demek yani öyle bir güzel doğal mineral deposu ki hayvanlar gerçekten saldırıyor. Bir de bu kuşlar arkadaşlar hani ne yiyeceklerini falan bilirler yani. Öyle kendilerine zarar verecek şeyleri yemezler. Bunlara bu şekilde rağbet etmeleri de şu anlama geliyor. Demek ki vay abi, faydalı bir besin değeri var kuşlara. Şunu öyle köşeye alalım. Bunu ben burada köşede tutacağım arkadaşlar. Bitene kadar. Bitince bir iki hafta beklerim, yenisini koyarım arkadaşlar. Dediğim gibi balkondaki kuşların önünden hiç eksik etmiyorum. Şu köşeye de biraz süpürge çöpü attım şöyle. Bakın arkadaşlar. Şuraya biraz süpürge çöpü attım. Yuva yapan kuşlarımız falan var. Bana bak mesela arkadaşlar, bakın. Sabuni dişi. Oraya böyle yuvasını yapıyor. Süpürge çöpü koyuyor. Siz de böyle mutlaka damızlık kümesinizde çöp bulundurun arkadaşlar. Ben genç kardeşlerimiz için anlatıyorum böyle şeyleri. Yanlış anlaşılma olmasın. Böyle süpürge çöpü, işte çam pürü, çam iğnesi diyorlar. Onlar da iyi oluyor. Biz çam iğnesi bulamıyoruz kolay kolay İstanbul'da. Böyle süpürge çöpü alıyorum. Bunu koyuyorum. Buradan alıyorlar, folluklarda yuva yapıyor hayvanlarımız arkadaşlar. Yavruları da şöyle size ufaktan göstermiş olayım. Arap yavru. Bu balkondan getirdiğim, son videomda paylaştığım Arap yavrumuz. Bu onun ufak kardeşi. Altında boz dumanlı yavrumuz var. Bozların yavrusu. Onlar da sağlıkları güzel bir şekilde gelişimlerine devam ediyorlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, hala bırakmadılar yemeği. Hala güzel güzel yiyorlar arkadaşlar. Böyle bir video hazırlayayım dedim sizlere. Bunu mutlaka kuşlarımıza verelim. Kuşlarımızı bundan mahrum etmeyelim arkadaşlar. Kuşlarımızın da gördüğünüz gibi maşallahları var. Maşallahınızı da esirgemeyin. Arkadaşlar, bizleri takip eden, videolarımızı izleyen, bize destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızda kolaylık versin. İbadetlerimizi, dualarımızı kabul eylesin inşallah. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, videolarımıza yorum yapın ki hani bizi kimler izliyor, kimler bizi severek takip ediyor, bizler de bilelim. Yorumlarda bunun bir imzasıdır arkadaşlar. Hani yorumlarda sizi görünce anlıyoruz ki o kişi bizi izliyor, severek takip ediyor arkadaşlar. Yorumlarda bu açıdan iyi oluyor bizler için ve bize moral motive oluyor arkadaşlar. Bu açıdan yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim.